Ne haber, hoş geldiniz. Ben Abdüsselam Bezirgan. Hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Çünkü çok önemli haberlerimiz var. İstanbul'da evsiz bir adam ev hapsine çarptırıldı. İstanbul'da evsiz bir adam ev hapsine çarptırılmış. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Oldukça saçma bir durum. Evet. Suçu neymiş? Kapkaççılık iddia ediyorlar. Edirne'de bıçakla silah dükkanını soymaya kalkışan genç ağır yaralandı. Genç bıçakla silah dükkanını soymaya kalkışıyor ve ağır yaralanıyor. Evet. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bana onu şu an bir şey diyemiyorum. Ne desem yalanıyor. Otomobil hırsızı mahkemeye çalıntı otomobille gelince mahkeme heyeti gülmekten açığa alındı. Düşünceleriniz nedir? Bay Arı. Evet efendim. Doktorlar hiçbir belirtisi olmayan yeni bir hastalık keşfetti. Hastalığı tespit etmek imkansız. Ve tedavisi de yok. Ancak şükürler olsun ki şu ana kadar hastanelere başvuran hiç kimse olmamış. Valla ben her gün Face'te takılıyorum ya. Bilmiyorum, başka bir şey yaptığım bir şey yok. Bugünlük bu kadar, haber yeter. Ben Abdüsselam Bezirgan. Daha fazlası için beni engelleyin. Aslında salacaksın bu arada belirleri Orta Doğu'ya, bak gör o zaman. Ne yapıyorsun? Kırmızıda geçtin. Ne? Abim böyle sürüyor. Ya adam, ne yapıyorsun sen? İkinciye kırmızıda geçtin ya. Ya abim böyle sürüyor dedim ya, Allah Allah. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Yeşilde niye durdun? Nereden bileceksin? Belki karşıdan abim geçiyor. Ben bu odaya niçin geldim ya? Alzheimer mı oldun oğlum? Geç otur, haber izle. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaşlı bir kadının 500 bin lirasını çalan adamın başına 499 bin lira ödül koydu. Yine hırsızlık yapmışlar ya. Aslında var ya, bunları bir hücreye tıkacaksın, anahtarı da uzağa fırlatacaksın, bak gör o zaman. Nereye fırlatacaksın? Hapishanenin önüne mi? Arkadaşları gelip bulur. Hemen fazla ne kadar uzağa fırlatabilirsin ki? 10-20 metre, belki sahile sektire sektire atsan bile en fazla 30 metre uzağa atabilirsin. Bu aptalca bir fikir yeniden düşünülmeli. Ya Allah aşkına bırak. Bu herif şimdi hapiste olması gerekirken dışarıda elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Oh! Allah Allah! Elini kolunu sallaya sallaya sokakta gezdiğini nereden biliyorsun? Belki şu an evde bebek bakıcısına tecavüz ediyor. Hiç bilemezsin. Allah bilir. Hayatta bilmen gereken 99 şey vardır. Al işte, yine başlıyoruz. 1. Hayatta bilinmesi gereken 99 şeyden daha fazla şey vardır. 2. Hiç kimse ne kadar çok şey bilmesi gerektiğini bilemez. 3. 3'ten daha fazla. 4. Ne kadar çok şey bilmenin gerektiğini bilmenin bir yolu yoktur. 5. Bilmen gereken bazı şeyler aslında zaten bildiğin şeyler. 6. Bildiğini sandığın bazı şeyler aslında bilmediğin şeyler. 7. Bilmen gereken ve bildiğin ama daha sonra unuttuğun şeyler. 8. Bazı bilmen gereken ve bildiğin ama daha sonra unuttuğunu sanıp ve hala bildiğin şeyler. 9. Bilmediğin bazı şeyler aslında bildiğin ama bildiğini bilmediğin şeyler. 10. Bazı bilmediğin şeyleri ne zaman bilmen gerektiğini bilmediğin şeyler. 11. Bazı bilmen gereken şeyler aslında bilmemen gerektiğin şeyler. 12. Bazı bilmediğin şeyleri sadece bilmediğin insanlar biliyor. 13. Bazı bilmen gereken şeyler kimsenin bilmediği şeyler. 14. Bilmen gereken bazı şeyler
bilinemez şeyler. 15. Bilmen gereken bazı şeyler aslında sadece hayal edilebilen şeyler. Ona bilmen gereken şeyler listen ne zaman uzar bilemezsin. Ve şimdi biliyorsun. Hey! Deodorant kapakları fotoğraf koleksiyonum kim çaldı? Kim ne yapsın senin deodorant kapakları fotoğraf koleksiyon defterini? Ama ortada yok. Bir yerde unutulacak ya da kaybedecek kadar salak değil misin? Öyleyse defterim nerede? Az önce buradaydı. Nerede? Bilmiyorum. Kaybolmuş. Doğru. Ortada yok. Biliyorum. Nerede olabilir? Her yerde olabilir. Belki geri gelir. Belki. Ama henüz değil. Ama her yere baktım. Emin misin? Kaybolmuş. Doğru. Bunu tekrar tartışacak mıyız? Nerede olabilir ki? Hayır. Bulup bulmamak umurumda değil. Sadece nereye kayboldu onu merak ediyorum. En azından çocuk değilsin. Kendi sorumluluğunda kayboldu. Sen ne yaptın dedin? Yoyumu kaybettim. En son neredeydi? Eğer nerede olduğunu bilseydin hala bende olurdu. Kendi kendine kalkıp yürüyüp gidecek değil. Kedi Abbas'ı özledim. Öylece kalkıp yürümüştü. Her neyse. Çekyat nerede? Bilmiyorum. Az önce buradaydı. Evet. Ve şimdi yok. Burada olup olmamasını görmen şu an hiç değiştirmedi. Kaybolmuş. Bu doğru. Geri gelir mi? Sanmıyorum. Geri gelmesi için fazla büyük. Yeter. Bıktım seni şu saçmalıklarından. Biraz uyu da mantığını toparla. Yapamam. Neden? Çünkü ben çekyatta yatıyorum. Eğitim. Sistemimiz. Çok. Güzel. Bilmiyorum ya. Ya da biliyorsam bile bildiğimi bilmiyorum. Bilmem umurumda mı onu bile bilmiyorum. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Bilirsin yani. Ne dediğimi bilmiyorum. Bilmiyorum diyerek neyi bilmediğini bilmiyorum. Ya bilirsin ya işte. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bunu mu kastediyorsun? Bilmiyorum. Ben vejetaryenim, 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 ben vejetaryenim. Aha. Selam. Evet. Ne yapıyorsun? Hiç takılıyorum. Ha, takılıyorsun. Güzel. Belki Canların partisine gidecektim de. Ben davet edilmedim o yüzden. Evet. Peki öyleyse arabanı ödünç alabilir miyim diye soracaktım. Biraz benzini bitik. Hadi ama bütün benzinini bitirmeyeceğim.
uzak değil gerçekten. Yürüme mesafesinde. Yürü o zaman. O kadar yakın da değil. Tamam, alabilirsin. Teşekkürler. Anahtarları alabilir miyim? Evet, hemen tabii. Benim plastik poşetim mi? Hayır, bu başka bir poşet. Hayır. Çünkü benim de ona benzer bir tane vardı da ve şimdi ihtiyacım var ona ve ortalıkta yok. Bu başka bir plastik poşet. Emin misin? Bu benim plastik poşetim. Peki, iyi akşamlar. Boros. Çok sıkıldım. Acaba Melis bugün ne yedi? Ne içti? Merak içindeyim. Hemen bir Instagram'a girip bakayım. Bu da ne? Bir teknik aksaklık yüzünden Instagram'a girilmiyor. Hayda. Ne yedi ne içti şimdi nasıl öğreneceğim ya? Çok da merak ediyorum. Telefonla arayıp sorayım en iyisi. Alo Melis, ben... Yok, ben Berke Can değilim, ben Abdüsselam. Şeyi soracaktım ya. Bugün ne yedin, ne içtin? Instagram'a bir teknik aksaklık yüzünden giremiyorum da. Bu duraktan diğer durağa kadar koşacağım.